Türkiye dünyada fındıkta tekel. Dolayısıyla dünya piyasasında Türkiye yönetmeli. Bunun için de bir güçlü bir yapı. Bu Türkiye'de devlet amaçlı bir kurum olamaz. Hani bazen kamuoyuna şu deniyor. Fiskal birlik piyasaya girsin, kendi imkanlarıyla fındık alsın ve fiyat belirlesin. Yani piyasadan fındık almaya kalkmak, yani müdahale anlamı anlamında fındık almaya kalkmak, yaklaşık 1 trilyon parayı fındığa ayırmak ve gerekirse bunu 2-3 yıl hiç kullanmamak demektir ki bunu Türkiye'de kamuonun dışında hiçbir kurum yapamaz yani. Dolayısıyla yani Türkiye dünyada söz sahibi olmak istiyorsa, fiyatta iskar istiyorsa, piyasa memnun olmasını istiyorsa mutlaka stok kontrolü olacak demiştik ya. Aslında fındığın 3 problemi var. Maalesef Türkiye'de de bu yerleşik olarak bildik bir yeri var ve yine söylüyorum, hani çözüm üreticiler, belki buna bizim de payımız var. Bu konuda kolay ama kolay yapmıyoruz. Yani nedir o? Bir güç fındık alacak. Yani piyasada fındık çokken, yani üretim çokken fındık alacak. Azken biraz piyasaya fındık verecek. Bununla bir stok kontrolü sağlayacak. Stok kontrolü şu anlama gelecek. Dünyada herkes bilecek ki fındık stoğu Türkiye'de ehil bir elde. Eğer fındıkla oynamaya kalkarsam beni bozar bu adam ya. Yani bir bu. İki, fiyat bu aynı zamanda fiyatı çıkaran sağlayacak. Mesela siz yatırımcı olduğunuzu düşünün. Yani bir gün 5 lira, bir gün 20 lira. Ertesi gün 5 lira olan bir ürüne yatırım yapmazsınız. Dolayısıyla fiyat istikrarı sağlanınca da piyasaya arz güvenini sağlamış olacaksınız. Yani fiyat istikrarı, stok kontrolü, arz güveni. Arz güveninden kastım ne? Eğer siz stoklaşamazsanız, dünyada bu ürüne yatırım yapacak olan sanayici, ya sanayicinin danışan insanlar şunu diyecektir ya. Kardeşim bu ürüne yatırım yaparsın ama bu üründe stok kontrolü yok. Dolayısıyla tarım ürüncü 2 sene üst üste don olursa sanayinde işleyecek fındığı 100 lira dahi versen bulamazsın diyecektir ya. Yani aslında 2009'dan bu yana fevral ediyoruz ama maalesef sektörün bütün aktörleri, siyasetleri vesaire 2009'dan bu yana fındık olmamasından kaynaklanan sebeplerle sanki o 2009'da uygulamaya konan strateji doğru bir stratejiymiş gibi bir algı yarattılar. Ya maalesef fiskal yapıda tek kaldı. Hani düşünün, Ziraat Odaları, Esnaf Odaları, CHP, MHP, AK Parti, sektörün bütün temsilcileri diyor ki hükümete, yani yeni sistem doğru bir sistem. Dolayısıyla her sene 8 milyon üreticiye dağıt. Bak bu yüzden de fındık fiyatı yükseliyor dediler ya. Aslında fındığın temel meselesi fiyat yükselmesi olmamalı da öyle olduğunu atacak bile aslında o yükselme 2009'dan bu yana fındığın olmamasından kaynaklanıyor idi. Şimdi bu seneye gelince ne oldu? Bu sene biraz rekorta fazla. Tabii rekorta fazla olunca doğal olarak o sistemin doğru yürümediği ortaya çıktı. Şimdi fiyatlar tepe taklak aşağıya indi. Tabii çok normaldir ki üreticinin beklentisi var. Üretici kimden bekleyecek? Bir, belki geçmişe sahip çıkmadığı, belki daha dünya kadar yalnız bıraktığı ama zor zamanında benim kurum diye gördüğü fiskal birliğin gözüne bakıyor. Tabii iki, doğal olarak siyasete ve iktidara bakıyor ya. Şunu söylemek lazım. Eğer yani devlet kanalıyla piyasaya müdahale edilmez ise fındık fiyatlarında sıkıntı gözüküyor. Biz ne yap? Buyurun. Bundan bir süre önce devlet TEMO'ya devreye sokarak tamam fiyatı belirledi ve TEMO o günden beri devrede. Şu anda fiskal birliğin de TEMO ile birlikte hareket etme çalışmaları, duyumları alıyoruz. Bununla ilgili önce şunu yani düzeltmek lazım. Aslında kamuoyuna da böyle yansıdı bu. Aslında yani yaklaşık 3 ay öncekinden bahsediyorsunuz yani. Evet. TEMO'nun aslında o alımı Bakanlar Kurulu kararıyla müdahale alımına yönelik bir şey değildi. Hatta bir toplantıda Maliye Bakanı biz fındık almıyoruz başkanım dedi ya. TEMO o dönem belki biraz piyasaya da ya mesaj verme anlamında kendi imkanlarıyla fındık alımına yöneldi. Hani fındık alıyoruz dedi. Tekrar söylüyorum. Yani aslında nerede fındık aldı mesela? Düzce'de nerede aldı? Bir yerde aldı. Sakarya'da nerede aldı? Bir yerde aldı. Aslında o bir mesajdı. Ama yeni gelinen yani bugünkü pozisyonda biliyorsunuz Tarım Bakanı değişti. Geçen haftalar biz de gittik yani kendisini bilgilendirdik. Bölge vekilleri bilgilendirdi. Aslında bölgede siyaset yapan herkes, üreticiler aslında bir olumsuz tablo olabilir mi kaygısı yaşıyor. Bu doğal olarak yukarıda yansıtılıyor. Şu an aslında bizim TEMO Genel Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı, siyasetin bu anlamda etkili aktörleri bir ortak çalışma içinde olduğunu görüyorum ama tekrar söylüyorum. Biz hep bu meseleleri sıkışınca aklımıza geliyor ve maalesef zaman yani o sezona yetişmiyor. Aslında bizim üreticimiz biliyorsunuz mağdur üreticiliği yani gücü zayıf üretici ne yapıyor? İlk etapta fındığını bozduruyor. Bizim çözümümüz maalesef bekleyebilen durumu yoğun üreticiye kalıyor. Bugün itibariyle şunu söylemek lazım. Yani devlet fındık fiyatları çok düşerse müdahale edelim gibi bir anlayış içinde
TMO yoluyla şu anda psikolojik özellik olduğu için direkt psikolojik kanalı yapması bunu mümkün gözükmüyor. TMO aracılığı yapabilir bunu. Biz de TMO ile görüşüyoruz. TMO'nun da genel bakışı eğer kapsamlı bir müdahale alımı görev verecekse bizim üzerimizden yani TMO üzerinden bunun aslında psikobillik aracı yapılması yönünde. Niye? Hem hazineye maliyet açısından hem de bilgi ve beceri açısından hem de 70 yıllık tecrübe açısından bunu daha uygun görüyor TMO. Yani daha önce TMO ve bir kısım bilgilerle ilgili yaptığımız bir toplantıda bu konuda bir konsensüs oluştu. Yani hakikaten eğer siyaset de bu konuya destek verirse TMO'nun genel yaklaşımı evet mutlaka fındıkta bir stok kontrolü sağlama anlamında bir piyasaya müdahale lazım. Bunu da ancak en iyi yapabilecek konu psikobillik. Ama bu konuda atılmış net, soğuk bir adım yok şu anda. Bunu söylemek lazım ya. Biz bir kere üretici engecek olan bütün fındığa talibiz. Önce onu söyleyeyim ya. Biz yine son 3 yılda olduğu gibi yani işte ama peşin ama emanet sistemle fındık almaya devam ediyoruz. O gün piyasada oluşan fındık fiyatının yani piyasada oluşan rakam neyse onun 10 kuruştan 50 kuruşa kadar zaman zaman değişiyor. Fark ediyoruz üreticiye. Peki akla şu geliyor. Zaman zaman bunu soruyorlar bize. Ya işte 10 kuruş 20 kuruş nedir ki diyor. İşte 10 kuruş 20 kuruş nedir ki'nin karşılığı totalde çok büyük bir yekün tespit ediyor. Peki bunun piyasa etkisi ne? Aslında bunun piyasa çok ciddi etkisi olur. Ama karşılıklı olursa olur. Nasıl o? Biz diyelim ki 20 kuruş pahalı fındık aldık piyasadan ya. Benim üreticim hem kendi kuruma olması hasebiyle hem kuruma sahip çıkma içgüdüsünü devreye sokabilse hem de piyasadan 10 kuruş 20 kuruş hatta eşit bile olsa kendi kurumuna fındık vermesi hasebiyle fındığı bize verse, bize verilen fındık direkt piyasaya girmediği için sanayici fındık bulma anlamında benim fiyatımı geçmek zorunda ya. Dolayısıyla biz bu yani kurumu da sıkıntıya sokmadan, ticaret yapma kapasitenizi de düşürmeden bir miktar fazla para vererek aslında üretici bu konuya destek verse biz hem piyasayı yukarı çekmek gibi az maliyeti yukarı çekiyoruz hem de yani bu kurumun ticari hayatını sonra erdirmemiş oluyoruz, batmasını engellemiş oluyoruz. Ama maalesef bizim üreticimizin ama belki bilgi, belki kamuoyu oluşturma çabamız eksik belki bilemiyorum ama bizim üreticimiz meseleye böyle bakmıyor. İstiyor ki az önce söyledim, yani desin ki şu fiyat desin. Şimdi o fiyat dediğin zaman demin de söyledim, altında bir rakam oluşturur biz batarız ya. Biz son 4 yıldan bu yana psikobillik tarihinde ilk defa kendi öz parasıyla fındık alıyor. Dolayısıyla biz yine işte bu senede eğer devletin müdahalesi olmazsa piyasaya gireceğiz. Yine işte bugün öğleye kadar verene öğleden sonra verene yarın öğleye kadar olmak üzere banka hesabına parayı yatıracağız. Emanet sistemimiz, bütün depolarımız emanet açık. Yani şu anda mesela koca ağabeyim bir tane emanet var 2 yıldan beri duran ya, örnek vereyim ya. Emanet sistemimiz açık, bütün depolarımız üretimimiz açık. Yani bunun dışında başka bir yol ve yöntem, Türkiye'de devlet gücü olmadan hiçbir kurumun yapabilecek olduğu bir şey değil. Yani TMO 3 yıl fındık aldı, devlet gücüyle aldı. Kaldı ki görev zamanını hepimiz biliyoruz ya. Psikobilite geçmişte aldığı zaman devletin desteğiyle almıştı. Eğer özel bir yapıda devlet desteği olmadan bir şey yapacaksa psikobilik ve üreticiyi elle vererek yapmak zorundayız ki hem kurum batmasın hem de piyasaya çıksın. Çözüm üretemez. Dolayısıyla burada şöyle yani kamuoyunda psikobilik bunu niye işi, bu işi niye düzeltmiyor diye aslında psikobilin de piyasadaki itibarı kırmasın. Anladın mı ya? Bir de şu var, TMO ile müşterek hareket edebilirsek biz bilgi birikimi donanımıyla bütün altyapımızı da bu konuda onların hizmetine bir şey üretici yanında yer alıyoruz diyorsunuz. Aynen böyle. Bunlar tamam. Biz şöyle bir şey var. Yani biz şimdi üreticiliğine gece olan bütün fındığa talibiz. Ama geçenlerde şöyle bir şey oldu. Hani bu soruyu sordu insanlar bu cümlelere karşılık. Ben geçen sene 10 bin tonun üzerine bir fındık aldım. Bu sene 20 bin ton alırsam kendimi başarılı addedim dedim ama basına şöyle düştü. 20 bin ton fındık alacağız diye düştü. Doğal olarak şöyle bir tepki geliyor. Efendim ta 20 ton mu alacaksınız deniyor. Bu da hani evet, biz üreticinin bütün fındığına talibiz biz ya. Bütün fındığına ya. Bak bunu şey yapmıyor ama üretici bugün dese ki bizim işte belki buna çalışmamız lazım ya. Ama maalesef siyaset de, üretici de, bir kısım kesimler de konuyu taca atarak şu an en afabeker psikobirlik olduğu için işte işin içine sıyırmak istiyor ya. Aslında üreticiye şunu yapabilsek, dese ki üretici biz bu sene fındığın tamamını psikobirliğe vereceğiz dese bakın ben fiyata çıkıyorum ya. Net açıklarım fiyatı ya. Ama fındık bize gelecek ya. Niye o zaman tek katıcı oluyorsunuz? Anlatabildim mi ya? Size ama yakını satamıyor o zaman ya. Şimdi ortalık var.
eğer